Biz motorcu hastalığına yakalanmışız arkadaşlar. Dikkat etmezseniz sizin de gözünüz böyle olabilir. Detayları anlatacağız. Merhabalar. Şimdi bütün ilaçlarımızı aldık geldik. Bizim bugün göz doktorunda her ikimizin de randevusu vardı. Benim gözlük camlarımın yenilenmesi gerekiyordu ve bir adet de birilerine yakın gözlüğü lazımdı. Fakat şans bu ki göz 3 gün önce davul gibi oldu. Antibiyotikli bir damla aldık. Çok da düzenli kullanmadı. O yüzden gözleri bir şekilde iyileşmedi. Bugün doktora gittiğimizde önce onun göz muayenesi gerçekleşti ki göz ölçümleri enfeksiyondan dolayı geçerli sayılmazmış. Yeniden bir ay sonra gerçek cam ölçüsünü öğrenmek için gidecek. Kirpik dibi enfeksiyonu teşhisi konuldu. 2 tane damla verildi. İşte 1 adet antibiyotik günde 3 kez, 1 adet anti-enflamatuar günde 2 kez, bir de teramisin göz merhem verildi. Daha sonra sıra bana geldi. Bana da bakıldığında göz şöyle aşağı doğru çektirerek ve yukarı doğru çektirerek benim kirpik diplerimde de kronik kirpik dibi enfeksiyonu görüldü. Sonra siz ikiniz bir şeye maruz kalmışsınız. Toza mı, rüzgara mı derken benim kıyafetimi gördü. İkimize birden bir bakınca ha siz motorcusunuz. Tamam o zaman şimdi anlaşıldı bu normal dedi doktor. Rüzgardan ve tozdan dolayı hani vizör açık gittiğimiz zaman sürekli maruz kaldığımız etkilerden dolayı hepimizin bu konuda hassas olduğumuzu söyledi. Ve önlem olarak motora bindiğimiz sürece devamlı olarak her akşam çayla pansuman yapmamız gerektiğini söyledi. Ki bu pansuman çaya batırılmış bezin, ki ben pamuk kullanmayı düşünüyorum küçük makyaj pamuklarından. Sıkılarak biraz da soğuduktan sonra tabii kaynar kaynar değil göz üzerine konulup bir müddet beklenmesiyle olacakmış. Ayrıca bir jel önerdi. Şu jel. Görüyorsunuz. 40 lira bu arada bu jelin fiyatı. Her akşam da yine bunu sürmemizi önerdi. Bunu devlet ödemiyor, reçeteye yazamıyor. Eczanelerde de genellikle bulunmuyor ama söyleyince işte 1-2 saate getiriyorlar. Bir de bunu aldık. Bunları sürekli kullanmamızı söyledi doktorumuz. Neden? Çünkü motora biniyoruz. Gözümüz sürekli rüzgara ve işte vizör açık gezdiğimizde toza vesaire yabancı cisimlere, bazen sineklere falan maruz kalıyor. Sizleri de uyarıyorum. Gözünüze dikkat edin. Vizörünüz kapalı gidin. Mutlaka göz temizliğinizi iyi yapın. Şunu kullanmasanız bile çayla pansuman çok iyi bir fikir. Eğer evde her akşam çay demleniyorsa bence bu fırsatı da siz değerlendirin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Baştan alayım orayı. Bundan sonra motora bindiğimiz sürece hiç ara vermeksizin her akşam çayla pansiyon yap. Pansiyon. Yalnız bunu üçüncüye anlatıyorum. Üçüncüde de pansiyon dedim. Çayla pansuman yapmamızı söyledi. Herkese geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyorum.